Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem din yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce size bir duyurum olacak. Bu soruları eğitimevi.webin.com sitesinden bulabilirsiniz. Kendi yaptığım site. Buradan bulabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım vakit kaybetmeden. Aşağıdaki sorularda doğru olan cevapları işaretleyiniz. 1. Zekat veren bir kişi hangi şekilde davranırsa yanlış bir davranış olur. Zekatını gizlice vermeye çalışırsa doğru. İhtiyaç sahiplerini iyice araştırırsa doğru. Zekattan bir karşılık beklemesi çok yanlıştır. Yani cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Hemen işte. Zekatın zamanı gelince verirse bu da doğrudur. Yanlış olan C'dir. Bir adam Hazreti Muhammed'e gelerek şu soruyu yöneltti. Ey Allah'ın elçisi, devemi bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim? Peygamberimiz de deveni bağlayarak tevekkül et diye buyurdu. Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisinin tevekkül ettiğini söylemesi anlamsızdır. Tedavi yollarına başvurmadan hastalığına şifa bekleyen hastanın bu arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü sen tedbirini almıyorsun, şey yapmıyorsun, elinden geleni yapmayıp Allah'a havale ediyorsun. Ama tevekkül nedir? Elinden gelen her şeyi yapıp tedbirini, önlemini alıp ondan sonrasını Allah'a havale etmektir. Mesela öğrencilerin çalışması gibi. Biz çalışırız, çalışırız. Sonra yeteri kadar çalıştıktan sonra Allah'a ellerimizi açıp dua ederiz ve o da Allah'a kalmış bir şeydir en son. Tevekkül budur arkadaşlar. Bol ürün elde etmek için tarlasının her türlü bakımını yapan çiftçi, bu da doğrudur. Sınavda yüksek not puan almak için çalışan öğrenci, dediğim örnek gibi. Maçı kazanmak için gerekli antrenmanları yapan sporcu. Cevap Adana arkadaşlar. Tedavi yapmadan Allah'a dua ederek hastalığın geçmesini bekleyen hasta. 3. Hırsızlık yapan bir kişiye neden hırsızlık yaptığı sorulduğunda ben kadar mahkumuyum. Kaderim böyle yazılmış ki bu işi yaptım. Elimden bir şey gelmez demiştir. Parçada söze edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi daha çok söylenebilir? Yaptıklarından memnun olmadığı doğru. Sorumluluğu kendini aramaktan kaçındığı doğru değil. Ya işte doğru olan bu arkadaşlar. Yaptıklarından memnun olmadığı değil. Cevap Bursa. Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındığı. Yani her şeyi kadere suç atıyor ama kendi iradesi ve sorumluluğuyla yaptığı için cevap B. Davranışın sebeplerinin farkında olduğu yanlış. İçinde bulunduğu durumu anladığı anlamıyor. Yani burada hangi söylenir? Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındı, kadere suç attı. Hemen ayette evrenin hangi yasalarından bahsedilmiştir? Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesine insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağa canlandırdığı suya düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır diyor. Bu arkadaşlar fiziksel yasalara girer. Fiziksel yasalar böyle işte evrendeki olaylardır. Yerçekimi kuvveti gibi. Biyolojik yasalar ise insanların canının gelişip büyümesi anlamındadır. Toplumsal yasalarda göç falan anlamında. Ekonomik yasalar yoktur. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukta eğrilikte birbirinden ayrılmıştır. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Yukarıda verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaya çalışılmaktadır? Hemen baktığımızda kaderin varlığına bu alakası yok. Kader ölçü demek. Özgür iradeye bu cevabımız Bursa'dır. Çünkü burada isteyen şükretsin, istemeyen de isteyen şükretsin, isteyen inkar etsin diyor. Toplumsal yasada göç falan yok. Vahyin önemi de alakasız. Cevap Bursa özgür iradeye. Aşağıdakilerden hangisi kendi cüzi irademize değiştirebileceğimiz şeylerden biridir? Doğum vaktimizi değiştirebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Bunlar Allah'ın belirlediği şeylerdir. Ölüm vakti de aynı şekilde. Anne babamızı da Allah belirler. Ama C dindarlığımızı kendimiz seçebiliriz. İstediğimiz dini özgür irademize seçebiliriz. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ayeti neyi ifade etmektedir? Baktığımızda ise arkadaşlar
Herkesi sevmemiz gerektiği yanlış. Yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu. Bu da biraz ama tam değil. Her şeyin bir sonu olduğu cevabımız Ceyhan'dır. Çünkü burada her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz diyor. İyilik yapmamız gerektiği de değil. Cevabımız Ceyhan. B'de arkadaşlar yaklaşık ama değil tam. Tam olan C şıkkı. Ayet-i kerimeler aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarmaz? Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir. A. Allah her şeyin Allah tarafından yaratıldığını hareket ettiğine çıkarılabilir. Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiğine yani kader ölçü. Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğunu, bu da kader ölçü. Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu, bu yanlış. Evren tesadüfen yaratılmamıştır. Bunu Allah bir düzene, bir ölçüye, kadere göre yaratmıştır. Allah insanı aşağıdaki sahip olduğu özelliklerin hangisinden dolayı sorumlu tutar? Konuşan bir varlık olduğu için yanlış. Topraktan yaratıldığı için de bu da alakasız. Cüzi irade sahibi olduğu için, güzel yaratıldığı için de değil. Cevap cüzi irade sahibi olduğu için yani irade ve sorumluluk sahibi olduğu için cevabımız Ceyhan. Bir öğrencinin dersine hiç çalışmadan Allah dilerse sınıfımı geçerim. Kaderim neyse o olur demesi aşağıdakilerden hangisidir? Tevekkül etmek ya değildir. Kesinlikle bunu işaretlemeyin. Tevekkül etmek çalışıp çalıştıktan sonra da Allah'a havale etmektedir. Buradaki öğrenci ise hiç çalışmıyor. Direkt Allah'a havale ediyor. Kadere inanmak değildir. Allah'a güvenmek de değildir. Bu bir tembelliktir. Hiçbir şey yapmadan Allah'a havale etmek, kaderine bırakmak çok yanlış bir davranıştır. İşte o ey insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik ayetinde hangi yasadan bahsedilmiştir? Burada arkadaşlar insanların oluşundan, büyümesinden, gelişmesinden bahsediyor. Yani bu ne olacak? Tabii ki biyolojik yasalar, fiziksel yasalar, evrendeki ölçü, toplumsal yasalar, göç, anatomi yasaları yok öyle bir yasa. Yani dinde yok. Bu biyolojik yasadır. Canlıların yaratılışı anlamındadır. Arkadaşlar 11'de A da olabilir cevap. Tam emin değilim. Aşağıya yorumlarınıza belirtirseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar benim dediğimin aynısını sınavda yapmayın. Ben yanlış yapıyor olabilirim. Siz araştırın. Araştırılıp öğrenilen bilgi bilginin en kalıcı yoludur. Sınavlarda düşük alırsanız sorumlusu ben olmak istemiyorum. Öğretmenlerinize sorun. Ben sadece size yazıldan ne tür sorular gelebileceğini gösteriyorum. Tekrar diyorum sorumlusu ben olmak istemiyorum. Benim dediğimin aynısı sınavda yapmayın. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredi olsun. Dikkat, insan şükredi insanın özgürlüğüne. Cevap Ceyhan. Çünkü burada isteyen inkar etsin, isteyen şükretsin diyor. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ne denir? Ömür denir. Ömür denir. Ecel de bu yaşam ömürün son bulmasıdır. Hangisinden zekat veremeyiz? Yoksula veririz. Borçluya da verebiliriz. Babamıza veremeyiz. Muhtaç yolcuya verebiliriz. Çünkü babamız akraba tam emin değil ama babamıza veremeyiz. Neden olduğunu bilmiyorum. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler ağırlığı ilişkiyi inceleyen yasalara ne denir? Fiziksel yasalar denir. Bu da evrendeki düzen anlamında. Toplumsal yasalar, göç, biyolojik yasalar, insanın oluşu anlamında yeryüzü yasaları diye bir şey yok. Cevabımız Adana, fiziksel yasalar. Allah'ın evrende koymuş olduğu yasaları yazarak bunları örneklerle açıklayınız. Her soruda dediğimiz gibi fiziksel yasalar, evrendeki olan düzen örnek olarak yer çekimi kuvveti, gemilerin suda batmayışı olabilir. Toplumsal yasalar, bir toplumda olan yasalar, örneğin göçler falan göçler olabilir arkadaşlar. Biyolojik yasalara da insanların gelişme, büyüme, üreme olayındaki olan yasalar. Burada da Ayetel Kürsi'yi tamamlayın diyor arkadaşlar. Ben direkt okuyacağım.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tevzu sinetu ve la nev. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşhun illa bi iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim. Ve la yuhitine bi şey min ilmihi illa bi ma şâe. Vesi'a kürsiyyüsü semavati vel ard. Ve la ya'udu sığma ve velalüyü lazim. Sadakallahü lazim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like veya dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz.